Sayın seyirciler, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, varsa bu alışkanlığın artırılması amacıyla çok sayıda projeler geliştiriliyor. Biz de şu an Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndayız ve Okuyan Okullar Projesi hakkında bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. Caner Börekçi, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde çalışıyorum. Milli Eğitim'in yürüttüğü projelerde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Okuyan Okullar Projesi'nin de koordinatörüyüm. Okuyan Okullar Projesi bizim yürütümüz, şu anda yürütümüz 5 projeden bir tanesi. Okuma adına yürütümüz 5 projeden bir tanesi. Bu projeyle özellikle kırsal kesimde bulunan yatılı bölge okulları ve taşıma okulları başta olmak üzere 15 okulumuza zengin kütüphaneler kurduk. Bu kütüphanelere bilişim teknoloji malzemeleri, bunun yanında işte masa, sandalye, kitaplık gibi ürünlerin yanısı 15 bin tane kitap kazandırdık. Bir ikinci önemli faaliyeti bu projenin çocuklarımızı, velilerimizi ve öğretmenlerimizi yazar ve şairlerle buluşturuyoruz. Projenin fark yaratan tarafı da aslında bu. Peki ne kadar okula ulaştınız, ne kadar öğrenciye ulaştınız, tahmini ya da amacınıza ulaşabildiniz? Şu anda 15 okulu biz bu faaliyeti yürütüyoruz. Yani 15 okulu biz zengin kütüphanemizi kurduk. Onlardan biri Gazi Osman Paşa İlkokulu. Onlardan bir tanesi de bu okul. Ben isterseniz okulların adını şöyle sıralayayım size. Bali Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Okulu, Bigadiç Yadılar Yatılı Bölge Okulu, Dursun Bey 125. Yıl İMKB Yatılı Bölge Okulu, İvrindi Korucu Yatılı Bölge Okulu, Kevsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu, Sınırgı Düvertepe Yatılı Bölge Okulu, Havran Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu, Kevsut Oktay Koçman Ortaokulu, Susurluk Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulu, Manyas Atatürk Ortaokulu, Erdek Karşıyaka İlkokulu Ortaokulu, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu, Macarlar Köyü Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu İlkokulu ve Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda bu projeyi yürütüyoruz. Evet, peki çok güzel aslında bir projeye imza atmışsınız. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır sorusunu karşılayan bir proje olmuş aslında. Hem öyle hem de öğrencilerimizin yazarlık, yani yazma becerilerini geliştirmek için biz yazar ve şairlerle buluşturuyoruz. Bu da önemli tabii ki. Peki ne önerirsiniz? Kitap okumayan çok sayıda vatandaş var ülkemizde. Ve onlar çoğaldıkça çocuklar da kitap okumaktan biraz daha geride kalıyorlar galiba. Şimdi biz aslında çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarından memnunuz. Son dönemde izlediğim yani. Aslında çocuklarımız okuyor. Fakat velilerimize de bu alışkanlığın sirayet etmesi lazım. Biz burada şunu önerebiliriz. Okullarımızda var olan kütüphanelerimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni kütüphaneler kurmaya çalışıyoruz. Velilerimizi ve vatandaşlarımızı okullarımıza davet ediyoruz. Okullarda çocuklarıyla beraber kütüphanelerden faydalansınlar. Yine tabii ki Kültür Müdürlüğü'ne bağlı il halk kütüphanelerinden, üniversite kütüphanelerinden, özel kütüphanelerden faydalanabilirler. Çok yaygınlaştı zaten kitap satın alma olayı. Evet. Daha da ucuzladı da diyebiliriz aslında. Şimdi ekonomik olarak da biraz rahatlamış pozisyondayız ülke olarak. Fakat bu ekonomik gelişmeye paralel olarak biz sosyal ve kültürel süreçleri de bu ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için geliştirmemiz lazım. Bunun da basamakları tabii ki okullar ve yaygın eğitim kurumları. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gençlerimizin okuma alışkanlıklarını daha da arttırmak için müdürlüğümüz tarafından yürütülen Başta Okuyan Okullar projesi olmak üzere kültür üzerine ve okuma kültürü üzerine şekillendirilen Gezgin Kitaplar, Oku Düşün Paylaş, Kitap Kumbaran ve Yazarlar Okullarda projelerimizin ilimiz eğitimine de anlam katacağına yürekten inanıyoruz. Okuyan Okullar projemizin sunumunu takdim etmek üzere Sayın Caner Börekçi'yi arz ederim. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başta okuldaki öğrencilerimizden başlayarak bütün Balıkesir halkının okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kitabı sevdirmek adına bazı projeler yapıyoruz. Balıkesir Okuyor, Kitap Kumbaran, Gezgin Kitaplar, Yazarlar Okullarda ve burada bir etkinliğini sizinle paylaşacağımız Okullar, Okuyan Okullar projesi. 2012-2013 yılında Yazarlar Okullarda projemiz ile 18 binin üzerinde öğrenciye 42 bin kitap dağıttı ve bunları 16 yazarla bir araya getirdik. Yine Gezgin Kitaplarla İlimizin belli noktalarına bıraktığımız ve bugün elinizde olan kitaplar da aslında bu projenin bir parçası. Dağıtarak, bu kitapları dağıtarak ilimizin çeşitli yerlerine insanların kitaplarla buluşmasını, bunlarla bir araya gelmesini okuduktan sonra yine belirli yerlere bırakarak başkalarının da faydalanmasını sağladığımız bir projemiz devam ediyor. Yine aşina olduğunuz Kitap Kumbaran
Balıkesir'in belli bölümlerinde kitap ve kırtasiye ve oyuncakların içerisine atıldığı vatandaşlar tarafından kumbara da oluşturduk. Bunların içerisine vatandaşlarımız kitaplarını kumbaralara atıyor ve biz bunları gerekli okullara dağıtmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin temel bilişsel becerilere sahip olmasını arzu ediyoruz. Ne bunlar? Okumak, okuduğunu anlamak ve anladıklarını ifade etmek. Yazılı ya da sözel olarak ifade etmek olarak düşünüyoruz. Yine ilimizde 15 yaş üzerinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %6'ya yakın bir oran. Bu bizim çok istemediğimiz bir oran. Bu oranın çok daha aşağı düşmesi lazım. Bütün halkımızın okuma yazmayla tanışması lazım, kitaplarla tanışması lazım. Yine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve OECD ülkeleri nezdinde yapılan araştırmalar ile insani gelişmişlik, patent sahibi kişi veya uluslararası bir takım yarışmalarda bulunduğu düzey çok arzu ettiğimiz bir düzey değil. Bunları artırmaya çalışıyoruz. Projemizin amacı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı. Daha çok kırsal kitinde gelen öğrencilerin barındığı yatılı bölge okulları ve taşıma bölge okullarından 15 okulu seçtik ve projemize dahil ettik. Burada projenin faaliyetlerinden bir tanesi tabii ki okullarında kütüphane kurmak, 15 kitabı dağıtmak. Fakat bunun yanında yazar ve şairlerle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve müdürlerimizi, eğitim yöneticilerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. 15 bin kitapla yola çıktık ama 15 bin kitabın üzerinde aslında bir paylaşımımız oldu. Şimdi birazdan da göreceğiz. Yayın evleriyle ve yazarlarla yaptığımız ortaklıklarla bu çalışmamızı güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada olduğunuz ve değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygıyla selam. Kitap okuma kültürü üzerine bir yarışma düzenledi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Sizler de bunları okulumuzun köşelerinde paylaşma arzusundayız ama öğrencilerimizin daha iyi çalışmalara imza atabilmek ve onları yönlendirmek adına bir yarışma düzenledik ve şu anda yarışma birincilerimiz aramızdalar. Müsaadelerinizle onu anons etmek istiyorum. Ödüllerini almak üzere Sude Kara, Hümeysa, Hümeyra Nisu Gündoğdu, Ada Özcan, Sude Çetin'e davet ederken ödüllerini vermek üzere Sayın Valimiz Selda Dural'ı arz ederim. Bir hafta üzerine çalıştılar. Aslında sunumlarımız, şiir yarışmalarımız ve resim yarışmalarımız var. Öğrencilerimiz de ellerinde tuttukları aslında eserleri paylaşacak. Ta ki kendi okuma yazmayı öğrenene kadar.
Şimdi ise kendi kitaplarımı okuyor, kütüphaneden kitaplar alıyorum. Satın aldığım birçok kitap, kitaplarımın en güzel yerinde ve hepsinde okudum. Bu kitapları okuyarak güzel şeyler öğrendim ve bazen de çok eğlendim. Hayatımızda iyi ki kitaplar var. Çünkü onlar bize hem dost hem de iyi bir arkadaş. Teşekkür ederiz. Ödüllerini almak üzere Ekin Kundakçı, Melis Çağlar, Refat Alpcan, Ege Ertuğrul Açar'ı ödüllerini almak üzere davet ederken, ödüllerini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sabri Caner'e arz ederim. Kitap, kitaplar dizi dizi, içi dolu bilgi. Tekrar tekrar okumalısın, arttırmak için bilgiyi. Pırlanta kadar değerlidir bilgi. Sokakta ya da parkta okurum doya doya. Eğer çok çalışırsa kitaplara vardır faydası her zaman sana. Gazete, kitap, dergi, içi dolu bilgi. Sana da bana da herkese iyi bir dost, iyi bir sırdaş. Çocukları serisinin yazarlarından biriyim. Evet. Esra Hanım hoş geldiniz Balıkesir öncelikle. İstanbul'da mı ikamet ediyorsunuz? Ankara. Ankara'da ikamet ediyorum. Peki bu tür organizasyonlara sık sık katılır mısınız? Çeşitli organizasyonlara katıldım ama kitap kumbara etkinliğine ilk defa katılıyorum. Çok güzel. Çocukların kendi biriktirdikleri harçlıklarından köşeye koyup ayırdıkları paraları kitaba harcamalarına vesile olmak çok güzel. Peki sizin kitapla tanışmanız ne zaman oldu? Tabii hani hatırlayamayacağım kadar eski diyebilirim ama çok küçüklüğümden, çocukluğumdan beri kitapları çok severim. Onlara ait kitaplarla, büyüyen kitaplarla güzelleşen bir dünyam var ve çocukların da bu tür etkinliklerle buna gideceğini, buna sebep olacağını düşünüyorum. Peki ne tür yazıyorsunuz? Şimendifer Çocukları bir macera serisi. 6 çocuğun başından geçen gizemli ve sırlı maceraların anlatıldığı bir kitap ama bir özelliği var, daha doğrusu bir farkı var Şimendifer Çocukları'nın. Çok popüler olan, günümüzde çok popüler olan bilim kurgu ve fantastik türünün dışında gerçek bir dünyanın olduğu, gerçek çocukların olduğu ve her çocuğun başına gelebilecek, yaşayabileceği hikayelerin olduğu çok sahici bir kitap. Yani özellikle
ebeveynler, anne babalar için çocuklarının kitap sevmelerini istiyorlarsa, eğer ki istemeliler bence, onların kitabı sevmeleri gerekiyor ve bol bol okumaları gerekiyor ve çocukların onları kitap okurken görmesi gerekiyor ki çocukları da kitapları sevsin, kitaplarla kendilerine güzel bir dünya kursun. Evet, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Herkese merhaba tekrar. Bugün burada olmak çok güzel. İçinde kitap geçen her proje beni çok heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Kitapları çok seven biri olarak. Bugün burada bir yazar olarak bulunmak da çok güzel. Çocuk kitapları yazar olarak burada olmak çok güzel. Kitaplar aslında elimize aldığımızda sadece sayfadan ve şekillerden ibaret bir şeydi. Gözüken nesneler, aslında yaşayan organizmalar onlar. Çünkü onları okuduğumuzda bizi başka bir dünyaya, renklerin, şekillerin olduğu, yaşayan canlı bir dünyaya davet ediyor kitaplar. Ve eğer bu bütün bir kitabıysa, o kitap çocukları bambaşka dünyalara, bambaşka hayatlara götürüyor. Ona yeni bir hayat hediye ediyor. Ve kitabın diğer bir güzel tarafı da çocuklar için empati yeteneğini geliştirmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk çok da tanımadığı bir karaktere, çok da aşina olmadığı bir karaktere kitabın bir sayfasında, bir paragrafında rastlıyor ve onu orada tanıyor, orada anlıyor. Ve böylece başka insanları anlıyor, başka insanları tanıyor, başka insanları öğreniyor. Onun için çocukların kitap okuması çok önemli bence. Çocukların kitabı sevmesi de çok önemli. Böyle etkinliklerin de buna vesile olduğunu düşünüyorum. Çocukların bir kitap bile daha fazla okumasını sağlayan her etkinliğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yayınlarım tüm aşık olarak. Adım Birsen Ekim Özen. 2007 yılından beri kitaplarım yayınlanıyor. Çocuk kitapları yazıyorum. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Evet. Peki katılır mısınız genellikle böyle organizasyonlara? Nasıl evet. Buldunuz bugünkü organizasyonu? Çok güzeldi organizasyon. Ben aşağı yukarı her hafta İstanbul'da oturuyorum ve her hafta ayrı bir okulun düzenlediği organizasyondayım. Ama bu organizasyon çok hoş, çok ince ayrıntılar düşünerek yapılmıştı. Çok güzeldi. Ellerine sağlık. Peki bu kitap okuma alışkanlığı bu projeyle evet sağlanabilir. Peki velilere önerileriniz nedir? Velilere önerilerim bir kere kendileri de okusunlar. Bir numaralı önerim o. Çünkü çocuklar duyduklarını değil gördüklerini yapıyorlar. Yani örnek olmak çok önemli. Geçen sene yapılan bir araştırmanın sonuçlarını geçen sene yine TÜYAP'ın Taki Kitap Fuarı'nda konuşmamda kullanmıştım. Oradan aklımda kaldığı kadarını ileteyim size. Bundan önce Türkiye'de yapılan araştırmalarda 15 kişinin okuduğu kitap bir yılda bir kitap etmiyordu toplandığında. Ama şu anda bir kişiye düşen kitap sayısı 6. Hatta 6'yı bile biraz geçiyor. Bu çok güzel bir gelişme. Ama bu gelişmede en büyük katkı çocuklara ait, büyüklere değil. Tabii bu altının içinde ders kitapları, test kitapları, hazırlık kitapları yok. Yani sadece diğer kitaplar var. Bu çok güzel bir gelişme ve çocuklar sayesinde oluyor. Onlara teşekkür etmeliyiz. Peki sizin kitapla tanışmanız ne zaman başladı? Okumaya başladığım hafta kalın bir kitabı bitirmiştim. Hani benden bahsettiğiniz zaman insanların söyleyeceği tek şey bir sen kitap okur. Çünkü sürekli okurum. Hani şu otobüslerde, yollarda, çantamda her zaman kitap olur. En küçük anda okurum. Ben de hastalık boyutunda yazmayı da doğuruyor tabii onun yanında. Bir süre sonra yazmayı da doğuruyor. Tabii herkesin bu kadar kitap okuması gerekmez. Benimki biraz fazla. Ama kitabın iyi bir arkadaş olduğunu insanlar unutmazlarsa çok daha iyi olur onlar için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese merhaba. Timaş'tan arkadaşım bir ben de Timaş yayın evine bağlı çalışıyorum. Bizi çağırdığınız için tekrar teşekkürler. Her hafta İstanbul'dayım ben ve her hafta ayrı bir okulda etkinliğe katılıyorum. Çok mutluyum çünkü her okulda kitaplar okunmuş, size sorular soruluyor. Bunu görmek çok güzel. Daha önce geçen sene bir araştırma yapmıştım ben. Bu araştırmaya göre eski verilerde Türkiye'de her 15 kişiye
bir tek kitap düşüyordu bir yılda. Yani 15 kişinin okuduğunu bir araya getirseniz bir kitap gidiyordu. Veriler geçen sene çok değişmişti. Kişi başına 6 kitaba çıkmıştı. Ama 6 kitap ders kitapları çıktıktan sonra, yani bunlar ders kitapları birlikte değil. Bu veri çok güzel, çok yükselmiş durumdayız. Tabii bu da hep ülkaki çocuklara ait, büyüklere değil. O yüzden çocuklara çok teşekkür ediyorum. Okudukları için bu alışkanlığı inşallah ileriye de taşıyacaklar. Ve Türkiye çok daha güzel bir ülke. Çok daha hayal gücü yüksek, başkalarıyla empati kurabilen ve bilgili, zengin bir ülke olacak. Zenginlik maddi anlamda değil, manevi anlamda zengin bir ülke olacak. Ben çocuklara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürler. Sağ olun. İsmim Mürşit Can Bulat, İl Milli Eğitim Şube Müdürüyüm. Önceki yıllarda Yansımalar adlı kişisel gelişim kitabını yayınlamıştık. Bu ve benzeri faaliyetler özellikle çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmada gerçekten çok güzel katkıları oluyor. Bu bağlamda emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Okumanın faydaları ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet, genellikle çocuklara söyleniyor, kitap okumalısınız, bilgi hazinedir, ama bir de okumayan büyüklerimiz var. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bu programın, projenin ilkokulda olması çok anlamlı olmuş. Çünkü özellikle oluşma alışkanlığı ilkokul yıllarında olması gerekir. Bu arada velilerin de bu konuda örneklik teşkil etmesi gerekir. Sene başında bir psikoloğun makalesinde okumuştum. İlkokula yeni başlayan çocuklar diyor, evde kitaplarla muhatap olmadıklarında, okula geldiklerinde kitaplara ölçü gibi bakıyorlar. Neden? Çünkü daha önce onunla hiç tanışmamış. Niçin tanışmamış? Annesi tanımamış, babası tanımamış. Böyle durumlarda çocuk ilk yıllarda kitaba yabancı bir şey, yabancı bir eşyamış gibi bakıyor. Onları ısındırmak, onları alıştırma adına bizler örneklik teşkil etmeliyiz. Çocuklara oku diyeceksin, kendin bu olay içerisinde olmayacaksın. Çok da ciddi olmuyor. Bu tarz sözler mış gibi oluyor. Ve karşı tarafa gerçekten bir yankı ifade etmiyor. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür... Okuma adına gerçekten güzel şeyler söylendi. Güzel kurmalara değindi. Farkındalık yaratma adına bu ve benzeri faaliyetlerin sürekli gündemde olması bizleri son derece memnun ediyor. Özellikle kalkınma ajansımızın bu ve benzeri faaliyetlerde ciddi düzeyde katkıları var. İyi ki varmış, iyi ki kurulmuş diyoruz. Çünkü bazı şeyler bizi aşıyor. Maddi anlamda bizi aşıyor. Projesi olan okullarımıza ciddi düzeyde gerçekten güzel katkılar veriyorlar. Okumalıyız, okuyoruz'u somutlaştırma adına bu ve benzeri faaliyetlerin gerçekten iyi bir yararı var. Verilerimizde bunlar birer örnek teşkil ediyor. Umarım tüm okullarımızda okuma hadisesi dalga dalga yayılır diyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok mu bekledin? Uyku mu geldi senin? Erken mi kaldın? Adın ne? Hüseyin. Hüseyin kaça gidiyorsun? 1'e mi 2'ye mi? Anlamadım ben. O kaç? 1 mi? Okumayı öğrendin mi? Öğrendin mi? Hadi bakalım. O zaman şimdi burada reçim kesin. Çocuğumuz sayılır. Birlikte mezun evlilikte. Beraber öğretime gidelim. Hadi bakalım çocuğum. Hadi bakalım. Geçelim. Hadi bakalım. Evet, buraya doğru bakalım. Buraya doğru. Geçin. Teşekkür ederim.
geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum bugünkü projeyle ilgili. Evet, kitap söz konusu olunca tabii hepimiz için çok keyifli bir etkinlik. Tabii kitap okuma oranları ülkemizde çok iç açıcı değil. Bunu biliyoruz. Yetişkinler anlamında da öyle ama çocuklar anlamında da aslında tabii çok çeldirici unsur var. İnternet gibi, işte efendim bilgisayar, akıllı telefonlar, televizyon vesaire ama kitabın yerine hiçbir şey tutmuyor. Gerek keyif anlamında, gerek kazandırdıkları anlamında. Önemli olan o alışkanlığı çocuklara kazandırmak. Ama tabii çocuklara topu atarak da olmuyor. Veliler olarak, büyükler olarak, öğretmenler olarak aslında bizlerin onlara örnek olması gerekiyor. Şimdi herkes en azından evinde, ben onu hep öneriyorum, yapmaya da çalışıyorum. İşte televizyonu, bilgisayarı kapatıp, anne baba çocuklar, bizim şimdi burada yaptığımız gibi belki 10 dakikayla başlayıp, belki yarım saatle böyle bir alışkanlık yerleştirmek için. Yoksa çocuklara kitap okumanın ne kadar iyi bir şey olduğunu istediğiniz kadar anlatın, uygulamıyorsanız havada kalıyor. Kendi adıma da en iyi dostun, hakikaten en iyi uğraşın kitap olduğunu düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığı olan bir insanın hiçbir ortamda sıkılmasının söz konusu olmadığını, kendi yalnız hissetmesinin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Gerçek anlamda kitap okumayı seven bir insan olarak söylüyorum bunları. İnşallah çocuklarımız da bu alışkanlığı kazanacaklar. Sayın son olarak şunu sormak istiyorum. En çok hangi tür kitapları okuyorsunuz ya da ilginizi çeken? Valla aslında hani ben kendi adıma söyleyeyim, her ortama ve ruh haline göre farklı kitap okuyor insan. Yani ben en azından öyleyim. Aynı anda birkaç kitabım oluyor. Kafam çok yorgunsa daha belki hafif kitaplar okuyorum. Daha yoğunlaşabileceğim anlarda biraz daha belki bilgi içerikli kitaplar okuyorum. Yani aslında kötü kitap ya da faydasız kitap yok. Tabii ki zevke göre değişiyor. Ama bence kişinin bulunduğu ruh hali ve şartlara göre de okuduğu kitap çeşidi farklı olabiliyor. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Hadi bakalım Türkan. Şu an burada ne oluyor biliyor musun? Ne yapıyorlar burada? Kitap alıyorlar. Evet. Peki sen kitap okur musun? Okurum. Ne ifade ediyor kitap okumak senin için? Kitap deyince aklına ne geliyor? Bilgi geliyor. Bilgi kazandırıyor kitaplar okuyunca. Peki sever misin kitap okumayı? Severim. Ne zamanlar okuyorsun kitabı? Boş vakitlerimde derslerimi bitirince bir de. Peki en son hangi kitabı okudun? Var mı aklında? Kaldı mı? Uyuyan güzel. Çok güzel. Peki teşekkür ediyorum sana. Merhaba. Gel bakalım. Erol buradayım. Benim adım Orhan. Orhan kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 2. Kitap okumayı sever misin Orhan? Ne ifade ediyor kitap okumak senin için? Ne zaman okursun? Böyle, böyle en son Ayı ile Aslan'ı okudum. Hı hı. Sever misin kitap okumayı? Hı hı. Pekala. Hadi bakalım. Gel. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Enes. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Enes? 2'ye. Peki ne yapıyorlar burada şu an? Burada kitap alıp okuyoruz. Kitap okur musun sen de? Evet. En son hangisini okudun? Hatırlamıyorum. Peki kitap deyince aklına ne geliyor? Nedir kitap? Önemli midir? Evet. Ne ifade ediyor? Nedir? Aklına ne geliyor kitap deyince? Aklıma mesela kitap okuyunca onlarla ilgili bir şeyler aklıma geliyor. Peki sen masal sever misin? Evet. Okurlar mı sana? Masal. Okurlar yatarken herhalde. Hoşuna gidiyor. Evet. Adım Meryem, soyadım Tekir. İkinciye gidiyorum. İkinci sınıfa gidiyorsun Meryem, değil mi? Ne yapıyorlar şu an burada? Kütüphane açtılar, kitap okuyorlar. Bu kadar önemli mi kitap okumak? Evet. Neden? Çünkü kitap zekamızı geliştirir. Peki sen okur musun kitap? Evet. En son hangi kitabı okudun? Bunu. Onu daha okuyacaksın herhalde. Daha okumadın. Evet. Peki ne zaman okuyorsun kitabı genelde? Ödevlerimi bitirdikten sonra bazen okurum. Pekala, teşekkürler. Gel bakalım seni tanıyalım. Merhaba, seni tanıyalım. Benim adım Yahya. Kaçın sınıfa gidiyorsun Yahya? 4'e.
bayağı da büyükmüşsün artık sen, değil mi? Evet. Ne yapıyorlar şu an burada? Bize biraz anlatabilir misin? Abileri olarak. Ya mesela kitap alıp kitap okuyorlar. Ara sınıfları var, kurabiye falan yiyorlar. Öyle. Peki sen kitap okumayı sever misin? Evet. Ne okudun en son? Prenses ve Yedi Cüceleri okumuştum. Peki kitap okumak bu kadar önemli mi? Kitap deyince senin aklına ne geliyor? Ya kitap okuyunca güzel söz söyleyebiliyorsun, güzel konuşabiliyorsun. Benim aklıma onlar geliyor. Evet. Peki küçük kardeşlerine buradan ne önerirsin? Çok kitap okuyun derim. Peki sence çocuklar mı daha çok kitap okuyor, büyükler mi? Bence çocuklar. Ben Ceyda adım. Kaç sınıfa gidiyorsun Ceyda? 4'e gidiyorum. Çok güzel. Şimdi burada neler olduğunu bize anlatabilir misin? Böyle biz kütüphanede kitaplarımızı alıyoruz, kitap okuyoruz. Bilgimiz daha çoğalsın diye, bilgi hazinemiz gelişsin diye. Hı hı. Kitap senin için ne ifade ediyor? Kitap benim için bilgiyi ifade ediyor. Bilgiyi öğrenmeyi seviyorum. Kitaplarımı okuyorum. Seviyorsun kitap okumayı sen. Hı hı. Peki ne önerirsin arkadaşlarına, senden büyüklere? Ben kitap okumalarını öneriyorum. Çünkü kitap okuyunca çok fark ediyor her şey. Mesela bilgi öğreniyorsun. Bu da konuşmalarına yansıyor. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim İbrahim Gürkan Zeybek. Zeybek Yayın Dağıtım'ın ortaklarındanım. Buradaki uygulamayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii bu bizim 5 yıldır tüm Türkiye ile birlikte Balıkesir'de de uyguladığımız bir uygulama. İşte Kitap Kumbaram ismi. Adı da üstünde. Çocuklara birer tane kumbara veriyoruz. Çocuklar da alma amacı, kitap almak amacıyla küçük küçük birikimlerini o kumbarada biriktirerek bu 10 gün sonra ya da 15 gün sonra böyle bir standın içerisinden kitaplarını seçiyorlar. Evet, ne kadar süre burada kalacaksınız peki? Biz 3 iş günü boyunca buradayız. Şimdi biliyorsunuz artık ilkokul ve ortaokul diye ayrıldı. Okulların hacimleri biraz daha küçüldü. Şurada sadece ilkokula yönelik, bulunduğumuz okul itibariyle ilkokula yönelik kitaplar var. 3 gün boyunca burada olacağız. Pekala, ilgi nasıl peki? Ya çocukların ilgisi, ben 5 yıldan beri hani artık deneyimlerimle söyleyeyim, çok çok güzel. Çünkü kendi birikimleriyle kendileri herhangi bir sıkıntı olmayan kitap şeyinden, standından kendi ilgilerine göre kitapları alıyorlar. Onun için harikulade ilgileri var. Değil mi? Ben bunu alabilirim, bunu okuyabilirim diye ayırt edebiliyorlar belki. Kesinlikle. Peki kitap okuma alışkanlığı nasıl sağlanır? Bunun için velilere ne önerirsiniz? Valla kitap, öncelikle kitap okuma, kitap oku diyerek, sadece öğüt vererek kitap okunacağını zannetmiyorum. Öncelikle biz anne babalar olarak bizler biraz ilgi alanlarımızı kitaba doğru yönlendirmeliyiz. Rol modeli olmalıyız. En azından okuyormuş gibi yaparak çocuklarımıza rol modeli olmalıyız. Televizyondan ilk önce kendimiz uzaklaşmalıyız ki çocuklarımız da bizi hiç olmazsa taklit ederek kitaba yönelsinler. Yani öncelikle ebeveynden başlıyor olay. Ha, bunun yanında tabii ki çocuğa biz kitap almayalım, çocuğumuza kitapçıya götürüp kitap aldırtalım. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun kendisi seçmesi, sahiplenmesini kesinlikle sağlıyor. Çok güzel örnekler verdiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim, için. Çok sağ olun. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Peki, benim adım Ayşe Gösel, adım da Güven. Okulumuzu kütüphane çalışacağım, mutluydum. Çünkü büyük bir insan olarak karşılamam gereken bir sürü kişi vardı. İşte onları karşıladım. Dünden zaten çok sevinçliydim. O yüzden işte bugün de gelince böyle oldu. Kitap okumakla aranız? Çok iyidir. Mesela ben kütüphaneye gittiğimde 216-200 sayfa kitap alırım. 1-2 günde bitiririm. Çok severim ben kitap okumayı. Evet. Peki. Adım Enes. Enes, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 1. Sen de şiir okuyanlardan mıydın? Hayır. Resim yarışmasına katıldın mı? Hayır, ama güzel resim yapalım, manzaralı. Çok güzel. Peki şu an burada ne yapıyorlar? Bize anlatabilir misin? Buradaki kütüphane açılışı var. Şimdi hazırlanıyorlar. Peki sen kitap okumayı seviyor musun? Okuma yazma öğrendiğimde pek yapalım. Öğrendin herhalde. Kaçıncı sınıfa gidiyordun? 1. Ben daha 1'e gidiyorsun. Pekala, hadi görüşmek üzere. Ya bakalım, kitap almışsın. Ne elindeki kitap? Bakabilir miyiz? Tamam. Ne almışsın? Kesişen Yollar.
Peki sen kitap okumayı sever misin? Severim. Son hangi kitabı okudun peki? Bilmiyorum ki. Nasıl kitap okumakla aran? Kitap okumak deyince aklına ne geliyor? Ya böyle derslerimde iyi oluyor. Güzel okuyorum. Peki evde de sık sık okur musun? Okuyorum. Elinde bir kitap ve kumbara görüyorum. Bize anlatabilir misin burada ne olduğunu? Ben kitap almak için geldim buraya. Aradım, 4 liralık kitap yokmuş. Ben de 3 liralık kitap alacağım. Yanında da 1 lira varmış. Buradan dediler 1 lira üstüne ekleyebilirsin dediler. Ben de belki alayım, belki bakayım 2 liralık kitaplar dedim. Bakıyorum. Buralarda da yokmuş galiba 2 liralık. Evet. Buralarda var. Onlar da bebek şeyi. O yüzden. Şimdi, sana kumbara dağıttılar galiba, değil mi? Onları biriktiriyorsun. Evet, biriktiriyorum. Ne zamandan beri biriktiriyorsun? 15 gün önceden beri. Ve kendi kitabınızı satın alacaksınız, öyle mi? Evet. Evet, çok güzel. Peki biraz önce seninle de konuşmuştuk. Ne kadar biriktirdin? Ya ben genellikle biriktirdim ama evde unuttum. Bana öğretmenim hediye alıyor. Yazıldan 100 almıştım da. Ha, o yüzden. Peki teşekkür ediyorum. Gel bakalım. Senin de kumbaran ve kitabın var. Ne aldın? Maymun gözünü açtı aldım. 60 kuruşum kaldı. 60 kuruşluk biriktiriyor. Ve kitabını alıyorsun. Kitap okumayı sever misin? Pekala, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Feyza Nur. Kaçısın Feyza? 4. Peki kitap okumakla aran nasıl? Çok iyi. Neler okuyorsun en çok? Genellikle macera türü. İlgini çekiyor. Evet. Peki ne öneriyorsun diğer arkadaşlarına? Diğer kitap okumak nasıl bir şey? Bunu bize biraz anlatabilir misin? Anlatabilirim. Çünkü sen seviyorsun, seni sevdiğin bir şey. Ve neden bunu öneriyorsun? Çünkü kitap okursak daha çok bilgimiz gelişir. Ve daha çok böyle kitap okumayı sevmek yani çok güzel bir şey. Çünkü hem böyle kitap okurken kendini iyi hissediyor, okuması gelişiyor insanın. Çok iyi oluyor. Pekala. Sen ne kadar biriktirdin? Ben 7 lira biriktirdim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun bu arada? 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı seviyorsun o zaman. Hı-hı. Peki çevrende kitap okumayı sevmiyorum diyen ya da kitap okumayanlar var mı? Yok. Yani mesela 1. sınıfa gidenler, onlar böyle çok kitap okuması lazım. Yani onların böyle daha gelişmesi lazım kitap okumanın. Okuması gelişmesi lazım. O yüzden onların da okuması lazım. Ama kitap okumak çok güzel. Peki ailede okur musunuz? Hı-hı. Ne okuyorsunuz? Böyle mesela, yemekten sonra mı okursunuz? Ödevleri yaptıktan sonra? Yatarken. Böyle yatarken okuyorum. Pekala, teşekkürler. Seni tanıyabiliriz belki. Adım Mizgin. Soyadım Katan. İkinci sınıfa mı gidiyorsun? Dörde. Dörde gidiyorsun. Hı-hı. Kitap okumayı sever misin? Evet, seviyorum. Peki ne kadar biriktirdin? 11 lira biriktirdim. Hadi bize göster bakalım hangi kitabı aldın? Daha doğrusu kitaplar almışsın. Bize okur musun onları, isimlerini? Şirin Nasıl Ünlü Oldum. Şirin. Evet. Bir de bu bale okulu. En çok böyle masal türü kitapları mı seviyorsun? Evet. Pekala, teşekkürler. Adım Abdülkerim Koşan. 8 yaşındayım. 2'ye gidiyorum. Peki kitap okumak deyince aklına ne geliyor? Zevk geliyor. Kitap okuyunca mesela aklım daha çok çalışıyor. Yazı yazmada falan geliştirebiliyor. Peki sen en son okuduğun kitapta ne anlatıyorlardı? Bize anlatabilir misin? En son okuduğum kitap. Adım pek hatırlamıyorum ama orada böyle tam 3-4 tane arkadaş vardı. Biri ağlama sesi duymuştu. Ne olduğuna bakmaya gittiklerinde karınca bulmuşlardı. Karınca çiçeğin içindeydi. Ondan sonra annesini beklediler. Biraz geç gelince de onu yatırmaya çalıştılar. Sonra annesi geldiğinde annesi karıncayı uyandırdığında karınca çok sevinmişti. Yani o kitapta yardım etmeyi açıklıyordu. Yardım etmenin iyi bir şey olduğunu. Teşekkür ediyorum. Televizyona çıkıyor muyuz? Televizyona çıkıyor muyuz? Çıkıyorum.
Adım Mizgin. Soyadım Katan. İkinci sınıfa mı gidiyorsun? Dörde. Dörde gidiyorsun. Hı. Kitap okumayı sever misin? Evet, seviyorum. Peki ne kadar biriktirdin? 11 lira biriktirdim. Hadi bize göster bakalım hangi kitabı aldın? Daha doğrusu kitaplar almışsın. Bize okur musun onları, isimlerini? Şirin Nasıl Ünlü Oldum. Şirin. Evet. Bir de bu bale okulu. Arkadaşlar merhaba. Ne kadar biriktirdiniz? 4. 4. 8. Peki kitap alacaksınız burada. Evet. Paranızı kitap için biriktiriyorsunuz. Kitap okumak bu kadar önemli mi? Evet. Önemli. Okumalı mıyım ben? Ne önerirsiniz okumayanlara ya da okuyanlara? Nedir kitap okumak? Ne ifade ediyor sizin için? Okumayı öğrenmek. Neden kitap okunur? Neden kitap okunur? Bilgiler almak için. Bilgi almak için, güzel konuşmak için, öyle değil mi? Dünyada var olan birçok bilgiye bu şekilde sahip olabilirsiniz belki de. Meryem, sizi tanıyabilir miyiz? Ayten Yörük. Bilir misiniz burada? Biliyim. Kaçın sınıfa gidiyor çocuk? 4, bir de ilkokul 1. Nasıl gidiyor okuma çalışmaları? Valla ben de bugün hevese gelsin istedim oğlumu, hani alsın kitap okusun. İnşallah bir şevke gelir diye. Peki hani... kitap okuyor mu? Okumakla arası nasıl? İdare eder. Peki, siz yani. Okuyor musunuz? Okumuyoruz, evet. Okumuyoruz. Peki alışkanlık nasıl sağlanır? Birlikte kitap okuyarak da biz de elimize bir kitap alacağız. Çocuğumuza örnek olacağız. Bu şekilde hani çocuğumuza kazandırabiliriz de. Yani bizim de hatalarımız var anne olarak. Pekala, teşekkür ediyorum. Ben... Veli olduğunuz için zaten görüşlerinizi almak istiyorum Sevcan Hanım. Kaçıncı sınıf bu arada çocuğunuz? İkizlerim var, ilkokul 4'e gidiyorlar. Aa, bayağı da büyümüşler o zaman. Yani zor oldu mu sizin için büyütmek? Evet, zor oldu tabii ki. İkizleri büyütmek. Şu an buradasınız. Bir proje kapsamında velileri, öğrencileri birleştirdiler ve kitap okuyorlar. Bu projeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey. Biz kitap okumayı ayrıca çok seviyoruz. Kızlarım özellikle çok seviyorlar kitap okumasını. Halk Kütüphanesi'ne de üyeydik ama okulda olması bambaşka bir şey. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Diğer velilere ne önerirsiniz? Çünkü kitap okuma alışkanlığı büyüklerde olan bir durum değil aslında. Valla ben hep şey diyorum, bizde ödev, yemek saati ve ardından bir yarım saat kitap okuma saatimiz vardır. Böyle bir program içerisine girerlerse çocuklar o kitabı çok severek okuyorlar. Program çocuğun hayatında ve ailede muhakkak program olmalı diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Kevser Kaya. Kevser abla, çocuğun var mı? Var. Üçüncü sınıfa gidiyor. Nasıl, kitap okuyor mu peki? Okumayı çok seviyoruz. Çok seviyorsun. Evet. Peki bu ona nasıl aşılandı? Senin katkın nedir bunda? Babası da çok seviyor, ben de çok seviyorum kitap okumayı. Aa, çok güzel. Ama genelde diyorlar ya, büyükler evde kitap okumuyor ama çocuklardan okumalarını istiyorlar. Biz tam tersi, hep beraber yarışa gidiyoruz, okuma yarışına. Öyle mi? Hı-hı. Ne tür kitaplar seviyorsunuz? Yani roman, hikaye, o tür kitaplar çok seviyoruz. Nevsal Yıldız. İyiyiz çok şükür. Kitap okumakla okuyamıyorum yani, vaktim olmuyor. Evet, genelde evet, çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum da çocuklarla evde uğraşıyoruz işte. Yani oturup da herkes kendisi derslerini yapıyor. Kaçıncı sınıf bu arada? 8. sınıf var. 5. sınıf var. 3. sınıf var. Peki onların kitap okuma alışkanlıkları nasıl? Alışkanlıkları var. Değişiyor. Bayağı değişiyor. Kitap alıyoruz, kütüphaneden alıyoruz. Yok, mesela 8. sınıfa giden daha çok okuyordur mesela. Evet. Öyle bir şey var mı? Evet, okuyor tabii. Okuyorlar. Daha çok zaman ayırıyor okumaya. Ama bence ailede ne kadar çok okunursa çocuğa bu o kadar fazla yansıyor, evet. Değil mi? Tabii. O konuda haklısınız. Pekala, teşekkür evet, ederim. Hiçbir şey değil. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? İyi, Sevinç Kahraman ben. Sevinç Kahraman, çocuk kaç yaşında? Biri ana sınıfına gidiyor, birisi 3. sınıfa gidiyor. Ha, bugün buradasınız, 3. sınıf için buradasınız galiba. Yok, ana sınıfına geldim ben. Oğlan kurdele kesecek diye, o yüzden geldim. Peki, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çocuklarınız kitaba düşkün mü? Ortancı kızım çok güzel okuyor. Çok seviyor kitap okumasını. Böyle işte, seviyorlar. Peki, kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Bilmiyorum ki, içinden gelecek biraz da çocuğun herhalde. Benimkinin içinden geliyor, sürekli okuyor hani. Evet. Öyle şey yok, okumama şeyi yoktur. Siz destekliyor musunuz? Evet, sürekli okumasını istiyorum hani. Peki siz okuyor musunuz? Ben ara sıra kafamı dinlendirmek için biraz okurum. Ama öyle şey, her kitabı da değil hani. Belirli bir kitaplarım vardır.
Onları okurum. Kitap okumayı seviyor musunuz galiba? Seviyorum. Ne tür kitaplar okuyorsunuz genelde? Valla genelde çok ayırt etmem kitaplarda. Konusuna, anlattığı şeye bakarım kitap okurken. Yani siyasi de olabilir, roman da olabilir. Yani öyle hiç fark etmez. Peki ne zaman bu alışkanlığı kazandınız? Ben çocukken okumayı çok istiyordum ama köy şartlarında okuma imkanım yoktu. Evlendikten sonra daha çok gelişti okuma isteği, daha çok oldu. Evet, peki kitap okuma alışkanlığı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çocuklara ya da velilere önerileriniz nedir? Kitap okumak önemli midir ya da neden bu kadar önemlidir? Kitap okumak başkasını tanımak anlamına gelir bence. Yani kitap okuyan bir insanın ufku genişler. Tanımadığı yerleri tanıyormuş gibi olur. Gitmediği ülkeleri görüyormuş gibi olur. Hiç bilmediği insanları tanır yani. Onu söylemek isterim yani. Hani hiç tanıyamayacağı bir insanı tanır yani. Evet. O şekilde. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sayın seyirciler, bu haftaki programımızda Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndaydık. Okuyan Okullar Projesi ile birlikte bir kütüphane açılışı gerçekleştirdik. Ve gerçekten kütüphanenin açılışına da öğrencilerin ilgisi yoğundu. Velilerin katılımı da yoğundu. Kitap okuyan nesillerin artması dileğiyle diyoruz. Ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.